Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız proje yöneticisinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya devam ediyoruz. Proje yönetimi kültürünü yerleştirmek adlı yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle hızlı büyüyen firmalarda kaynak planlama ve kaynakların doğru kullanımı zorlaşır. Projeler üzerindeki kontrol ve hakimiyet giderek zayıflar. Çalışanlar yoğunluktan yakınırken yönetim de projelerdeki gecikmelerden şikayet etmeye başlar. Böyle bir ortamda çözüme gitmek istiyorsanız tüm aktif departmanlarla birebir görüşmeler yaparak yaşanan problemleri anlamalısınız. Bu yazımı yazarken bir örnekle desteklemeye çalıştım. Alfa şirketi adını verdiğim bu örnekte yaşanan problemler katılımcıların kaçının bu problemi işaret ettiğine dair istatistikle yer almakta. En önemli problem departmanlar arası koordinasyon eksikliği olarak görülmüş. Neredeyse katılımcıların tamamı bu problemin altını çizmiş. Önemli olarak ikinci problem ise proje yönetimine departmanların farklı bakış açısıyla yaklaşması olarak gösterilmiş. Departmanların ortak bir dile sahip olmadıkları, bu konuda farklı bakış açıları olduğu belirtilmiş. Üçüncü problem %83 ile bütçe aşımı, gecikme ve kalite problemlerinde yetersizlik olmuş. %79 ile proje seçimlerinin doğru yapılmaması dördüncü sırada. Beşinci ve %74 oranında katılımcıların problem olarak işaret ettiği ise projelerin doğru önceliklendirilmemesi. Altıncı maddede küçümseme ve abartmaların çok olmasından bahsedilmiş. Yedinci problem projelerin çoğunlukla gecikmesi ya da bütçesini aşması, katılımcıların yarıdan fazlası %66'sı bu problemin altını çizmiş. Projeler ilişkin yaşanan problemlerde öncelikle büyük balığın peşinden gitmek prensibiyle davranmamız gerekir. Tüm problemleri bir kere de çözemezsiniz. Departmanlar arası iletişimsizlik konusunda hedef departmanları seçmelisiniz. Bu departmanlar projelerde en çok iletişime geçilmesi gereken birbirlerine bağımlılar arasından belirlenmelidir. Yukarıdaki problemleri dikkate alarak öncelikle basit bir proje yönetim süreci belirleyin. Başlangıçta basit başlamak her zaman daha iyidir. Basit belgelerle başlayın. Bu belgelere örnek vermek gerekirse proje başlatma belgesi, proje planı, durum raporu, toplantı notu, değişiklik talebi ile ilgili dokümanları sayabiliriz. Paydaşlarla 1-2 günlük bir atölye çalışması yaparak süreci masaya yatırın. Tüm problemlerin masaya yatırılması önemlidir. Süreç taraflarca kabul edildiğinde proje yöneticisi seçin ve pilot proje belirleyin. Seçilen proje yöneticisine belirlenen problemlerde çözüm üretebilmesini sağlayacak yetkilendirmeyi yapın. Pilot projeleri izleyin ve geri beslemeleri alın. Pilot proje sonuçlarını değerlendirip çıkardığınız sonuçları sürece dahil edin ve son halini verin. Bu yazımda özellikle altını çizmek istediğim maddeleri okuduktan sonra da size biraz açıklamak istediğim konular unutmayın başlığı altında kitapta yer alıyor. Bu konuda hazır bir çözüm yoktur. Size göre size özel ve işleyen bir sürece ihtiyacınız olacaktır. Proje yönetim metodolojileri her ne kadar evrensel olsa da şirketler kendilerine özgün hale getirmeli ve özelleştirmelidirler. Paydaşların üzerinde hemfikir olduğu ve sahiplendiği bir süreç işleyecektir. Proje yönetimi sürecine ilişkin yapılacak çalışma, o sürece dahil olacak paydaşlarla beraber geliştirilmeli ve herkesin onayı alınmalıdır.
herkesin onayladığı bir süreç daha sonra sahiplenilecek ve başarıyla gerçekleştirilebilecektir. Belgeleme basit olmalı, araç amacı aşmamalıdır. Proje yönetimi metodolojileri her projeye aynı yaklaşımı gerektirmez. Her metodoloji her projeye uygun değildir. Projenin büyüklüğüne, içeriğine göre metodoloji de özgünleştirilmelidir. Bu noktada daha basit ve küçük projelerde daha basit belgeleme, daha büyük, daha riskli ve daha karmaşık projelerde daha detaylı belgeleme olabilir. Proje yönetiminin iş süreçleri gibi sürekli geliştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Proje yönetimi sürecini bir kere geliştirmek ve sonrasında hep aynı sürece sadık kalmak doğru değildir. Her proje esnasında ve sonrasında edinilen deneyimler, olumlu ve olumsuz öğretiler, proje sonrasında ele alınmalı ve her yeni proje öncesinde, proje yönetiminde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Projeleri diğer işlerden ayırmanın önemini ve proje yaklaşımını herkesin kabullenmesini sağlamak gerekir. Proje yönetimi ile fonksiyonel işler farklıdır. Kişilerin proje yönetimi rollerini anlamaları ve proje yönetiminde üstlerine düşen rolleri oynamaları önemlidir. Proje yöneticilerinin rol ve sorumluluklarının net olması çok önemlidir. Gerek insan kaynakları, gerek üst yönetim tarafından proje yöneticilerinden beklentiler netleştirilmeli, şirket genelinde de rol ve sorumluluklar net olarak belirlenmelidir. Proje yönetiminden önceki ve sonraki durumlar izlenmelidir. Gelişimin pozitif yönde olmasını güvence altına alacak yöntemler geliştirilmelidir. Proje yönetiminden önceki dönem fizibilite ve araştırma dönemidir. Sonraki durumlar ise projenin operasyona devredildiği ve sonucunun takip edildiği bir dönemdir. Bu noktalarda proje yönetimini pozitif yönde etkileyecek her türlü yöntem geliştirilmeli ve izlenmelidir. Sürecin kurum içinde bilinmesi ve öğrenilmesini sağlamak, geliştirici önerilerin getirilmesini teşvik etmek çok önemlidir. Proje yönetimi bütün şirketin sorumluluğudur. Tüm çalışanlara en alttan yukarıya kadar proje yönetimi anlatılmalı, anlamaları sağlanmalıdır. Bütün çalışanların projelerde gördükleri fırsatları veya tehditleri getirmesi, önerilerini en yukarıya kadar taşımaları teşvik edilmelidir. Bu yazımı çok inandığım bir sözle bitirdim. Proje yönetimi kültürünü yerleştirmek hız koşusu değil maratondur. Proje yönetimini bir sihirli değnek olarak algılayıp kısa sürede işleri çözeceğini beklemek yanlıştır. Bir şirketin proje yönetimi kültürünü yerleştirmek için konfor alanından uzaklaşması, alışkanlıklarını değiştirmesi ve bu konuda efor harcaması gerekir. Ama harcadığı bu eforun geri dönüşü harcanan maliyetin kat kat üstünde olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.